Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle oldukça pratik lezzetli alışılmışın dışında farklı bir ıspanak yemeği tarifi paylaşıyorum bu tarifi isterseniz ana yemek isterseniz de davet menülerinizde ara sıcak olarak sunabilirsiniz tarifimiz için 1 kilo ıspanağı yemeklik doğrayıp tencereye aldım ve üzerine geçinceye kadar kaynar su ekledim. Ispanağın tamamen suyun içine girmesi için ara ara kevgirle üzerinden basalım. Bir taşım kaynayan ıspanağı kevgir yardımıyla suyunu süzerek başka bir kaba aldım ve soğumaya bıraktım. Bu arada kıymalı harcı hazırlayalım. Bunun için 350 gram kıymayı tavaya aldım. Üzerine de bir çay bardağı soğuk su ekledim. Suyunu çekinceye kadar kavuralım. İsterseniz kıymayı biraz daha fazla yağlı tercih edebilirsiniz veya kıymanın miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu tercihinize kalmış. Kıyma suyunu çektikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve çeyrek çay bardağı da zeytinyağı ekledim. 2 adet orta boy soğanı da yemeklik doğrayıp ekledim ve soğanlar biraz kendini bırakıncaya kadar tekrar kavurdum. Burada bir çay kaşığı da tuz ekledim ama kayda girmemiş. Siz bu aşamada tuzunu ekleyin lütfen. Ve harcımız hazır. Şimdi soğuyan ıspanağın suyunu iyice sıkalım. Sulu kalmamasına özen gösterelim ve fırın kabımızın içerisine alalım. Hazırladığımız ıspanağı eşit bir şekilde fırın kabımızın içerisine dağıtalım ve üzerinden basalım. Çünkü servislerken bir börek ya da bir pasta dilimi şeklinde kalıp gibi çıkmasını istiyorum. Bu yüzden de üzerinden basarak ıspanağı sabitledim. Hazırladığım kıymalı harcı da ıspanağın üzerine eşit bir şekilde yaydım ve aynı şekilde kıymayı da hafif basarak onu da sabitledim. Ben 6 porsiyonluk bir yemek hazırladım. O yüzden de üzerine 6 dilim domatesle süsledim. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için tavamızın içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve üzerine de 1 tatlı kaşığı un ekledim ve un kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Un kavrulduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı da domates salçası ekleyip tekrar kavurdum. Kavrulan salçanın üzerine bir su bardağından bir parmak eksik kaynar suyu karıştırarak ekledim. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber ve bir silme tatlı kaşığı da tuz ekleyip bir taşım kaynattım. Sosumuz hazır. Şimdi artık yemeğimizin üzerine gezdirebiliriz. Eşit bir şekilde her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Kuru yer kalmamasına özen gösterelim. Bu sos çok fazla lezzet katacak yemeğimize. Sosun tamamını alacaktır yemek. Lütfen hepsini dökün üzerine. Ve 190 derecede ısıttığımız fırında suyunu çekip üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Yemeğimiz pişti. Görüyorsunuz, görüntüsüyle de oldukça farklı. Alışılmışın dışında bir ıspanak yemeği. Hemen porsiyonlayıp sizin için sunumunu da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, oldukça şık bir sunumu var. İstediğimiz gibi kalıp gibi de çıktı, gayet güzel. İsterseniz yanında sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen çatalla da şöyle yakından sizlere göstereyim. Evet, üzeri gayet güzel kızarmış ama içinin kıymaları hala sulu sulu. İnanın çok lezzetli. Videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.